Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çay ve kahvenizin yanına eşlik edecek harika bir kurabiye tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 125 gram oda sıcaklığındaki sade yağı alıyorum. İsteyen aynı ölçüde tereyağı veya margarin de kullanabilir. Hamurun hızlıca toparlanıp şekil alabilmesi için kullandığımız yağın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Daha sonra bir su bardağı pudra şekeri ekliyorum ve bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Yağ ve pudra şekerini güzelce karıştırarak istediğim kıvama ulaştım Şimdi içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre 2 adet yumurta ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum daha sonra kuru malzemelerimi ekleyeceğim tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için 3 su bardağı un, yarım paket kabartma tozu ve bir paket vanilya kullandım. Bu un miktarı herkeste de eşkenlik gösterebilir. O yüzden lütfen sizler yavaş yavaş ekleyin. Yumuşak fakat şeklini koruyan bir hamur hazırlıyoruz. Hamur toparlanıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğuracağım. Zaten kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurum kısa sürede toparlanıyor. Çok fazla yoğurmama gerek kalmıyor. hamurum toparlanmaya başladı. Spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğuruyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 170 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Şayet soğuk fırına koymanız halinde fırın ısınana kadar hamurlar yayılır ve şekli bozulur. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi yumuşak fakat şeklini koruyan bir hamur hazırlıyoruz. Kurabiyelerime şekil vermek için bu şekilde bir aparat kullanıyorum. Hamurdan bir parça kopartarak aparatın içerisine koyuyorum ve bu şekilde içerisine bastırarak hamura şekil veriyorum. Hamurları sıkarak içerisinden çıkarttıktan sonra iki ucunu birleştirerek yuvarlıyorum. Bu tarifimde toplamda 4 farklı kurabiye hazırladım. kurabiyelerin bir kısmını bu şekilde yuvarlak yaptım. Daha sonra aynı şekilde aparatın içerisine biraz hamur koyarak çıkarttım. Ve de şimdi hazırladığım hamura S formunu veriyorum. İlk tepsim artık hazır. Önceden ısıttığım 170 derecelik altı üst fanlara koyarak pişiriyorum. İlk tepsim fırında pişerken ikinci tepsimi hazırlıyorum. Aynı şekilde hamurları sıkarak içerisinden çıkarttım. Bu şekilde düz koyuyorum. Son olarak hamurlara V formunu verdikten sonra ikinci tepsimi de ısıttığım fırına koyarak pişiriyorum. Kurabiyelerin pişme süresi çok kısa, 20 dakikayı bulmuyor. Bu şekilde üzeri hafif pembeleşince kurabiyeleri fırından çıkartıyorum. Daha sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Kurabiyelerimin hepsi pişti ve fırından çıkarttım. Artık hazır. Gördüğünüz gibi piştikten sonra da şeklini birebir korudu ve hiçbir yayılma olmadı. Verdiğim ölçüler tam ölçüdür. Sizler de tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine harika bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.